Kış geldi resmen bugün. Evet ya, çok soğuk. Şimdi kahvaltı hazırlığına gireyim. Tamam. Öncesinde kahve demlemek ister misin Ben yoksa geri ya bu balım. Ne? Duman geri üflüyor. Nereden? Bacadan mı kaçırıyor? Geri geliyor. Bak, bak. Görüyor musun? Neden? Yandı mı peki? Yanmaya çalışıyor şu anda. Allah Allah. Rüzgar da yok ki. Var mı yoksa? Var var. Rüzgar var da hani öyle geri üfleyecek kadar değil bence. Neyse ben sobanın başında bekleyeyim de yansın. Tamam ben kahvaltı hazırlıyorum o zaman. Tamam. Çok geri üflüyor ya. Bu ne? Duman altı olduk şu an. Evet. Çok geri üflüyor. İlk defa gördüm şu an. Ben de ağzım açık. Böyle yakıyorum ya. Bir üfledi ağzım içine. Of. Dışarıdan daha kötü koku geliyor. Diğer tarafı aç istersen. Bacı o tarafta. İçim kokuyor burası. Evet çok fazla bir şey oldu yani şu an. 150 şeyimiz gitti. Evimizin mis kokusu. Temizliği gitti. Aa. Sobalı evde de böyle olduk ki. Bu da çalışmıyor ya. Geçen çalıştı 2 gün önce. İlk defa soba tüttü galiba. Evet. Çok şey. Yani yanıyordu ama. Şu an tutuştu. Rüzgarın şeyinden hep içeri üfledi. Şu anda tutuştu. Yani yanıyor gibi. Tamam. Yetinimiz kalmamış. Onları hemen çıkarttı yedekten. Sen açarsın balım. Kitli bir kutuya benziyor çünkü. Benim görevim sadece soba bence. Bakar mısın sobaya Oğuz? Duman attı değil mi? Neden ya? Patlar mı kız? Bak bak bak. Ay, bence gitti temizlik falan. Tansiyonum düştü. Ters yapıyor şu an ters. H koyun diyorlardı ya biz hatırlıyor musun? Evet. H. Bence H'yi bu yüzden koyun diyorlardı işte. Oradan kapasak oradan atıyor. Bunun haline bak. Bu nasıl açılır ki? 8:30'da uyanıp kahvaltı etme hayalimiz şu an. Yani çok anormal bir rüzgar da yok. Sence bu niye geri tepiyor? Yani bilemedim. İçerisi şu an berbat. Koku çok fazla var. Yani temizlik. Yalan oldu. Bence perdeleri falan bir daha yıkayalım. Yok değil artık. Yarın görürsün o kadar mı? Bak tokarlan tutuyor. Yapacak bir şey yok. Efek veriyor oradan duman bu efekti. Yakınca hep böyle yani. Kokusu hep var. Sabah gidip gevrekle boyoz aldık ya. Ceviz atmamı ister misin içine biraz? Olur. Evet, çok güzel. Tamam yeter. Tamam. Zaten salçaya da bir kaşık koydum. Bunu insan 2 kaşık falan yapar. Tamam atayım biraz daha ya. Allah! Muazzam bir gün oluyor. Gerçekten. Bir de ben bugün ne yapacağım? Ne yapacaksın? Hamburger. Hatırlıyor musun? Evet. En son 2 sene önce yapmıştım. Hatırlamam. Yani şey... 2 sene öncesi hatırlamıyorum. Unutulmazdı ama o lezzet ya. Sebze köftesi yani hamburger dediğim. Deneyelim bakalım bu sefer. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama dedim ki yani yeşil mercimek, kırmızı mercimek, patates, yeşillik, soğan falan öyle bir şeydi. Deneyeceğim bugün.
göz hakkıdır atam. Kim göz hakkıysa. Balım. Aa balım uç. Ateşler uçmuş yere. Baksana. Nereye alacağım ben onları? Merve. Çek yani. Şu aşamada video çekemezsin. Çekemezsin. Yanacağız. Araba tamamen ahşaptan. Sön. O nasıl uçmuş ya? Görüyor musun ateşi? Bu çok tehlikeli bir şey. Tehlike bizim göbek adımız oldu bu sabah. Farkında mısın? Ateşle oynuyoruz. Şimdi ateşi peçeteyle alırsam ne olur? Göreceğiz şimdi ne olacak. Gerçekten ateşi peçeteyle taşıyan. Çok ateş yoktu. Bunu da içine açacağım. Ne yapayım? Orayı kapatamıyoruz. Oradan mı uçuyor? Nereye? Nereden? Ben şimdi hiçbir şey anlamadım. Isınıyor muyuz şu an? Bütün camlar açık. Allah aşkına ilk defa böyle bir şey oldu. Niye? Anlamadım yani. Çok rüzgarlı alanda da yaktık biz. Evet. Çandarla falan uçuyordu yani. Evet. Ben içine bir şey koydum ama ondan olduğunu düşünmüyorum. Efendim? Ama ondan olduğunu düşünmüyorum çünkü gördün ki rüzgar içeriye üflettiriyor. Ama bir şey söyleyeceğim sana. Kaç kez yaktık rüzgarlı alanda da? Ne koydun içine? Kömür. Ne koyabilirim balım? Bilemedim ki. Ama ne? Yani. Kömür buradan olmaz yani çünkü sonuçta görüyorsun içeri üflüyor. Şu an bir sakinledik. Bir de çok değil. 2 tane falan koydum yani. Büyük 2 tane kömür koydum. Şu an onlar tutuştu bu arada. Tutuştu. Ama ben hiç öyle ol ki soba sıcaklığı oh bilmem ne yok yani şu anda. Söndürüp veba suyu açmak istiyorum. Kokudan boğuldum. Mümkün değil de başım tuttu benim ya. Neyse kahvaltı edelim. Güne böyle başlayamayız yani. Hayır böyle hiç hayal etmemiştik ya. Sıcacık bir soba. Hemen kahvaltı hazırlayacaktık, kahveler içilecekti. Ne oldu ben anlamadım. Yok hamburger falan. Sobanın bilinmeyen yüzü. Tamam hadi o zaman kahvaltı. Bu da hala hamburger yok. Yaşarsak yeriz hamburgeri falan. Zehirlenmezsek inşallah. Hadi kuralım sofrayı. Yani bıçak nedir ya? Evet. Biz gevreyi bıçakla mı kesiyoruz? Ama şunu şöyle yapacağım. Zeytinimiz yok. İkinci zeytin de çok içimiz sinmedi açtığımız. Zeytinsiz bir kahvaltı olacak olur mu? Olur. Onun yerine şey yaptık. Gözü al. Sol gözüm görmüyor şu an. Dumanla. Ne oluyor ya? Ya gerçekten ne oluyor ya? O ses bizden geldi. Bizden? Sobada. Patlayacak mı acaba? Onun öncesindeki şeyi mi söylüyor bize? Geçen gün biz inançla oturuyoruz evde. Annem sobayı yaktı. Namaz kılmaya gitti. Dedi ki sobaya dikkat edin dedi. Patlayabilir. Hani ne yani patlayabilir hani böyle ne puf olabilir? Puf yapar şey olur sen, dedik sen biz de. Sen alışkansın aslında. Alışkansın ya alışkınsın. İnanç sobanın yanında. Ben sobanın yanında oturuyorum. İnanç da koltukta oturuyor. İkimiz de telefona o kadar dalmışız ki Merve. Soba bir gümledi. İnanç'ın tipini görmen lazım. Öldü bak koltukta zıpladı ama ikimiz de hani şey hareket edemedik. O kadar şey ol korktuk. Korkudan. Sonra annem geldi diyor ki ben size demiştim. Dedim hani bu kadar hani olabilir. Bomba etkisi yaratacağını söylememiştin yani. Pekmezimiz vardı değil mi bizim? Evet şurada. Baktım bir şey olmuş mu gevreye? İz kokmuş mu diyorum bak. Başla ben de çayı koyayım. Yoksa biz yiyemeyeceğiz bununla. Mutlu biraz serum tak çayı tar. Bir fikrim var. Bence uyuyalım.
Yarın yeni bir güne başlıyor. Ben bunları sobanın üstüne koymak istiyorum ama sobaya çok sinirli olduğum için. Ben şu an öyle bir şey yapma. Vallahi mikrofonumuz da var, rezil oluyoruz ya. Bunu oraya bağlıyorum. Tadını çıkartamadım ben. Sobam, şey, gözüm hep sobada balım. Bence de gözüm hep sobada olsun zaten. Balım sen... Efendim? Ne? O porsiyon ne Allah aşkına ya? Yemeyeceğim dedin. Balım sen de bir kaşık yemezsin herhalde be. Yerim bir kaşık yerim. Yemişsin zaten, ağzın yüzün sayın olmuş. Kaşıktaki. O bana yetmez, ben sana söyleyeyim. Yemeyeceğim dedin. Ama sana yetmez yani, ne demek? Bana sen da... yemek istiyor. Tamam katayım. Gerçekten. Ama ben soruyorum sana. Ama yani bir kaşık da, sen de bir kaşık da yemezsin ki yani. Öznur'cum bak bu olay şeye döndü. yaptığım yemeğe döndü. Yemeyeceğim deyip bana böyle bir gram bir şey bırakmamana. Kıkır kıkır gül öyle anca. Oğlum bir lokma sen bir lokma ben yedik mi tamamdır tahin. İkimiz de ağzımızın şeyine kadar. Benim porsiyonum mu? Evet o senin porsiyonun. Çünkü soba yakanlar bu kadar yer değil mi? O kadar dumandan sonra bence hakkımdır dedim. Ömer abi şey demişti ya, Karadeniz'e gelin soba burada diye. Hmm. Belki gittiğimiz zaman soba değişikliği yaparız ne dersin? Hmm. Olur mu? Hı-hı. Karadeniz sobası. Kızım bu soba mı dedi ya. Ben gidecekmişsin. Evet dişi yapamadım, anlamadım niye böyle soba oldu. Soba patlayınca ben de öyle oturuyordum. Yani evde. Patlarsa diye şuradayım. Hemen kaçabileyim. Sobanın sıcaklığında şimdi ben yeşil mercimeği koyayım mı canın üstüne? Bir tane de patates atalım. Açlansın olur. Sana tek bir şey söyleyeceğim. Kaçalım. Sobayı da alırım yanıma. Arkanda şey böyle tüten biri. Dumanın girmediği bir nokta kaldı mı diye düşünüyorum. Tuvaletin kapısı kapalı ya. Açın belki. Bari oraya da girsin. Kızım nefessiz kalırsa oraya saklanırız. Bence biraz dışarı çıkalım ciddi. Yani şunları atalım üstüne. Oğlum sen zaten... Ben şaşım bakıyorum ama. Evet. Hayır, ev dumanı altında. Ben diyorum ki bir şeyin içine hazırlayayım. Evet, şu an şaşkınlıkla seni izliyoruz balım. Balım acıyan yerle acıkan yer ayrı derler ya. Hani ben de... Onun ne biçim bir söz? Hangi ata söylemiş balım? Ölümlerde genelde öyle söyleniyor ya. Bilemedim yani şu an. İlk defa duyuyorum. Acıyan yerle acıkan yer ayrı. Şey derler yani şey yaparlar. Yani cenazede hemen yemek yapılır ya bizim kültürümüzde. Ama yenmez de bir tane ilk böyle sonuçta acı var. Ondan sonra şey derler. Acıkan yerde acıyan yer ayrı bir şeyler yemen lazım. Tövbe. Böyle bakarsan gülesim geliyor. Komik çünkü bence. Öyle ama. Hayatına yeni bir bilgi kattım. Gereksiz bir bilgi. Şimdi ben cenazelerde hep böyle söyleyerek gezeceğim. Kesin yemeğe düşkün bir ata söylemiştir buna. Olabilir. Yani bence bu laf senden de çıkabilir. Ya bak ortamımız da içine kaçmış. Allah'ım ya. Gerçekten bugün neyse hayırlısıyla ay. Şimdi kömürler tutuşmuş. Ben üstüne odun attım tekrardan. Bence yapar yemeğini. Sen de bu kadar meziyetli bir yemeğe girmen de bravo yani. Böyle bir şey düşünmemiştim ki. Yani dumanı tutacağını falan. Sobanın üstünde yapacağını düşünmüş müydün? Evet. O şeyi harcamayalım diye tüp. Sonra Merve son tüp bitirici oluyor. Umarım. Olur. İnşallah. Biz biraz çıkıp nefes alalım da dışarıda. Evet. Şey kırmızı mercimek gidip belki alırız. Buralarda yakında bakkal varsa. Yorum şu an ama. Bizi koca Karadeniz turunda o tüpün üstüne taktığımız ısıtıcı var ya. Ay çok korkunçlu. Onu açtırmayarak gezdirdin. Evet. Şu an duman içerisinde oturuyorsun ve gıkın çıkmıyor. Gıkım çıkmıyor da canları açtı. Çık dışarı.
Camları aç. Şu an ben seni görmüyorum be. Camları açmış. O direktman gazı bana soluyordu. Ayrıca demin öksürüyordum içeride. Dondurdu bizi. Kavga dondurdu. Dondurdu. Açmayın açmayın açmayın. Hocam hocam hocam. Gaz kokusu geliyor diye. Çok gaz geliyordu gerçekten. Şimdi bu attığımız kömür yavaş yavaş zehrini dışarı doğru salıyor. Tamam mı? Kaçalım diyorum sana. Anlamıyorsun ki. Yemekler pişsin, hamburgerimizi yapalım. Artık öleceksek ölürüz gari. Yapacak bir şey yok. Hamburgeri yemeden asla. Ne yapalım şimdi, ben anlamadım. Kitap okusak boğuluruz. Dizi izleyemiyoruz. Zaten okumayız okumayız. Böyle zamanlarda kitap okuyorsun. Gelir. Nereden geldi aklına kitap? Sen nasıl bir çocuk oldun ya? Nereden geldi aklına kitap okumak? İnternetimiz yok. Yapacak bir şey. Ne eğleniyoruz mu anlamadım. Kömür kafa yapıyormuş. Yürüyelim bak, son kez söylüyorum. Kalk hadi. Hadi. Çok hızlı oldu. Kitabını da izlersen bir yerde oturup okuruz. Evet, başlayalım. Hazırız. Tamam. Çok hazırız hem de. Tamam, mikrofonlarımız açık. Okay. Bu arada mikrofonla ilgili şöyle Saranomic marka aldık biz. Dijital ekranlı almadık çünkü dijital ekranlı birazcık pahalıydı. Biz bunu tercih ettik. Bu bize gayet yeterli geldi. Yani dijital ekranlı almanıza gerek olmayabilir. Sadece bunun için bir aparat almanız lazım. Biz şimdi onu göstereceğiz size. Şöyle bir aparat. Evet. Bu buraya giriyor. Bu da telefona giriyor. Şu beyaz aparatı alacaksınız. Ondan sonra çalışıyor. Biz de ilk geldiğinde direkt bağlamıştık. Görüntü var ama ses yoktu. Sonra dedik ki nasıl çözeceğiz ya, yine yapamadık diye. Sonra meğersem ara kablo gerekiyormuş. Onu bağladıktan sonra bütün problem çözüldü. Evet, orijinal bir kablo lazım. Apple jack girişli. Biz ilk aldığımızda bir ay kadar kullanamadık o aparat olmadığı için. Birkaç arkadaşımız sormuş, aynısı vardı bizde ama kullanamadık diye. O aparat olmadan olmuyor. iPhone'lar ve diğer Android'ler için de başka bir kablo vardır. Bu arada bizim şöyle bir problemimiz var. Biz mikrofondan memnunuz ama bir dış ses algılama sorunu var. Ama bu muhtemelen iPhone'dan kaynaklı. Çünkü biz mikrofondan önce de bu 14 Pro'nun kamerasıyla çekim yaparken dışarıda öyle bir ses yokken, yani karavanın içerisinde öyle bir ses yokken inanılmaz bir uğultu alıyor içeriye. Hani ve bastonun sesi var ya, sanki öyleymiş gibi değil mi? Evet. Aşırı bir ses var. Bu muhtemelen 14 Pro ve serisinden kaynaklı olabilir. Çünkü biz 11 kullanıyorduk öncesinde. Onda böyle bir problem yoktu. Hani sizi şu an izlerken rahatsız ediyorsa mikrofondan kaynaklı değil. Tamamen iPhone'la çekim yaptığımız için. Ama şöyle bir handikap var. Bu da o dış sesi alıyor. Ekstradan yani, hani şu an telefondan çektiğimiz için o sesle birlikte bu birleşiyor. Dış sesle yani. Böyle bir sorun var. Bakalım, yakını taksana bunu. Çok yakın olsun istemiyorum ya. Çivinde bir sürtünme sesi gibi olmaz mı hareket edince? Tamam, hadi yapayım. O zaman hamburgerimizi yapmaya devam edelim. Tamam, iç harçları sobanın üstüne koymuştuk. Onları alalım. Şu an içeride istenilen sıcaklığa ulaşmadık mı? Ulaştık ama çok zor şartlarda. Yanakların pembeleşti ulaştık. Balık. Şunu şöyle alalım mı? Ben yemek hazırlığına giriştik. Az önce yaşadığım şeyi anlatayım. Biz boğulmadan dışarı atalım dedik ya kendimizi. Çıktık. Şurada bir yükselti var kapının önünde. Elimde de zeytin tenekesi var. Düştüm. Hani zeytin tenekesi de ve elimdeki simit de yere düşmesin diye hani böyle bir ağır çekimde düşme. Yani düşeceğim kesin ama. Ben şimdi söyleyeyim nasıl düştüm. Mahmut Tuncer'deki o bayılan teyze var ya, bayılıyorum bayıldım, öyle düştü.
Hani düşeceğim ama birazcık hani yavaşlatmaya çalışıyorum kendimi. Düştüm ve kaldıranım olmadı. Yani en son arkada kıkır kıkır böyle hani batmıyor ama güden bir arkadaş vardı. Teşekkür ederim, böyle elim soyuldu. Annesine gittik, anlattım. Şey diyor, ben diyor bir gün çok kötü düştüm diyor Kudret teyze. Ve asla diyor beni kaldırmadı gülmekten. Çok pis. Dedim ki anlarım ben bu durumu, biliyorum yani. Ben sinirlerim bozuluyor düşünce biri. Biz düşüyoruz. Senin sinirin niye bozuluyor i̇şte, ki? Sinirim bozuluyor. Ben de gülüyorum. İşte böyle hala gülüyor arkadaşlar. Bulgur sebze köftesine. Şimdi yeşil mercimek, kırmızı mercimek haşladıktan sonra göz kararı rondoya atacağım ben. Ondan sonra içine kimyon, karabiber, pul biber, artık ne istersek baharat konusunda onları ekleriz. Sonra taze soğan, ay taze soğan diyorum. Normal soğan, sarımsak, yeşillikleri koyacağız. Sonra bız yapıp birazcık galeta, ondan sonra birazcık un tutsun diye bir de patates koyacağım ben. Bir önceki kesinlikle böyle değildi ama. Şimdi içine ben 3 diş sarımsak atıyorum. Siz az severseniz az da katabilirsiniz. Sonra biraz maydanoz. Şimdi maydanozları da içine atıyorum. Ondan sonra bir buzit yaparız bakalım nasıl olacak diye. Dereotu koyacağım. Şimdi tuzunu, karabiberini katmadan ilk ben bir çalıştırayım ki içerisi bir yumuşasın. Nasıl olacak görelim. Nohutu vereyim mi? Nohut biraz kaynasın. Ha bu arada nohut da kullanacağım ben. Biraz daha tutsun diye. Normalde mantar falan da konuluyor ama ben mantarı finalde köftenin üzerine karamelize soğanla birlikte koyacağım. Ama siz isterseniz içine de karamelize edip koyabiliyorsunuz. Biz karavanda kullanmak için şey almıştık. 12 voltluk Arzum'un Fristik. Nasıl deniliyor? Hiçbir fikrim yok. Arzum modelini aldık yani. 12 voltta çalışıyor. Şarjlı bir ürün. Kaç kezdir kullanıyoruz. Memnunuz. Yani sizin de ihtiyacınız varsa şarjlı olması çok iyi bir şey. Şimdi blenderdan geçtik. Patatesleri koyuyorum. Sonra tuzunu, karabiberini falan bunun içerisinde hallederiz. Bunun içine bir de un katarım ben birazdan. Birazcık bir toplasın kendini. Devam ediyoruz bızda. Falafel kokusu geldi bana da. Ama şey içerik aynı ya. Evet. Ondan kaynaklı falan. Zaten o da sebze köftesi, evet. Kebabın. Onu böyle şey yaptın mı? Büyük hamburger şeklini verdin mi? Yine böyle bir şey çıkacaktır muhtemelen. Bir kez denedik ya, hüsranla uğramıştım. Evet. Çok üzülmüştüm. Dağılmıştı hep. Evet. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yine bu 10 kişilikten fazla oldu. Şimdi ben biraz fazla bızlattım. Siz onu birazcık daha az makineden geçin. Bu birazcık kıvamı yumuşak oldu diyeyim. Hani böyle bir dakika falan herhalde yeterli olur. Biraz daha böyle top top kalırsa, sizin yaptığınızı yaparsanız yani. Uznur kötü kötü bakma, bir şey yok. Zehirlenmeyiz. Anlamaya çalışıyorum şu anda. Ha şey şöyle oldu ya. Tamam. Hani bu biraz daha taneli olabilir. Hı-hı. Bir önceki benim yaptığımı şu an hatırladığımda biraz daha taneydi. Hani makineden biraz daha az geçmek gerekir onun için. Ben kaptırdım kendimi muhtemelen. Tamam. Şimdi soğanı geçeceğim ben makineden. Soğanı da bir geçtik mi? Ondan sonra baharatlarımızı atarız. Şimdi soğanı da döküyorum üzerine. Artık baharatını koyabiliriz. Galeta unu. Sonra birazcık. Bence galeta unu toplamaz mı? Toparlar toparlar. Birazcık da un kattık mı? Artistliğime bak, toparlar diyorum. Ya toparlamazsa? Aklında bir çözüm var mı? Nohut da gelecek daha. Evet, toparlar ya. Soğan acıymış. Arkadaş geçen seferlerde de böyle çok yanlışlıkla şey demişti. Yani öneri olarak. Deniz gözlüğü. Gerçekten hiç kaynak gözlüğü vereyim ben sana. Yok, bir tane küçük şöyle alalım. Bizim bu soğanlar çünkü. Şimdi artık tuzunu, baharatlarını atıyoruz. Ben anneannemden her şeye göz kararı öğrendim. Özgür buna birazcık deliriyor bazen. Yani adamlar gramı gramına yazmış diyor. Tartı da var ama asla kullanmıyorum. Sen kimyonu çok sevmiyorsun. Evet. Az atıyoruz. Kokoreçi hanım satıyor bana. Evet. Bir karıştırıp bakalım. Şimdi ben içine biraz da salça koyacağım. Birazcık sulandırdım onu, çok az.
Çünkü normal domates salçamız kalmamış. Biber salçası var. O da birazcık da acı. Birazcık değil, bayağı acı. Az katalım ondan. Şimdi bol miktarda galeta atacağım ki iyice birbirine tutsunlar. Bence birazcık da un atalım. Ben bir önceki yaptığımda da galeta kullanmıştım. Şimdi böyle 2-3 kaşık kadar da bir nohut haşlamıştık. Onu da makineden geçip içine atıyoruz artık. Şu an artık son aşamadayız. Sonra elle yoğurmaya geçiyorum. Sanki oldu gibi. Oldu gibi bence. Şimdi bir de galetaya ekstradan banıp etrafını da şöyle döndürdük mü? Şimdi bunlar birkaç saat dinlenecek zaten. Biz için işte mantarını, soğanını hazırlayana kadar bunlar da iyice dinlenip birleşirler. Sonra kızartacağız. Evet, yemek hazır. Öncesi bir kahve içelim çünkü hak ettik gibi geliyor yani bana, evet, o kadar dumandan. Evet, değişik bir gün oldu. Biraz gerilmedik, çok eğlenceliydi ama hani bir oturup artık oh be falan demek istedim ben yani. Gerçekten gerilmedik bu arada. Evet. Hani şaşırtıcı bu kadar olaya. Ne yapacağım ki yani? Kaçacak bir yerin yok. Kendimizi en fazla banyoya kilitleyebilirdik. Sabıyı da alırdık ama. Sen alırdın, evet, o kesin. Cebime köz doldururdum. Soba delirtti bugün bizi ya. Arabanın yönünü değiştirdik ya. Böyle koymuştuk, böyle koyduk. Delirdi. Şimdi nasıl usul usul yanıyor. Koku gitti ama içeriden. Koku gitti, evet. O zaman başlıyoruz hamburgeri yapmaya. Yani soğanları bir atalım. Mantarla soğanları bir tavada pişirdik mi gerisi kolay. Gerisi kolay dedim. Bakalım bir şey pişecek mi? Yani dağılmadan. Şimdi bu pişmeye başlasın. Köftenin yağını koyalım bir yandan da. O da iyice kızarsın. Kızgın yağ atalım. Bakalım köftelerimize, bakalım bakalım. Umarım dağılmazlar. Umarım. Yani kızgın ateş atacağımız için bir sıkıntı olacağını düşünüyorum. Elman kurabiye gibi duruyor. Of, bir gün de onu mu denesek ya? Yağda mı? Ya. Sobamız var, bir de şeyimiz var. Ocak tenceresi. Kesinlikle. Çok mantıklı. Şimdi alt zemine mayonez sürüyorum. Vegan mayonezden. Ondan sonra ben üstüne de birazcık ketçap koyacağım bunun. Yine şeylerin, köftelerin üstüne de. Acı sos da vardı sanki, yolak. Köftelerin üstüne hepsini atacağım ama bir zemin yapayım dedim yine. Bizde kızmaya başladı. Şimdi atacağız artık. Mantar da okey, soğan da okey. Atıyoruz. Hazır mıyız? Kızdı bence. Evet, atıyorum. Dağılmıyorlar sanki. Bana. Yok, bence ateş kızdığı için bir sıkıntı yok gibi duruyor. Hazır mısın? Ben çok hazırım. Ben de çok hazırım şu an. Sıfır dağılma. Bir kızarıklık. Biraz daha geniş yapabilirmişim. Diğerleri de pişsin. Bu sıra biz bunun harcının üstünü falan tamamlayalım. Peki sos istiyor muydun? Domates, turşu. Yok. Sadece böyle mi istiyorsun? Turşu istiyorum, evet. Acı sos da istiyorum. Tamam. Ay. Çok atmıyor. Senin hamburgerin hazır o zaman. Evet. Üf, çok güzel kokuyor şu an.
Sıra ikinci de. Ya elimiz ayağımıza ulaş. Evet ya. Ki. Bir tane de yedek yaptık. Normalde iki tane yapıyorduk. Özür dedik ki sen bir tane daha hemen atıver. Çünkü yani ben yarım yarım yeriz diye düşündüm. Formayabilirim dedi. Bir de gece uzun. Evet. Ay, bir de sobaya da kızdık zaten. Stresten yenir. Tamamız. Şimdi acı biber mi istemiştin evet. sen? Bir şey diyeyim mi? Bence çok güzel bir hamburger oldu. Bence de hiç dağılmadı. Evet. Şimdi mesela nasıl yaptın bunu anlamadığımız? Tüm aşamalar var. Göz kararı. Evet, göz kararı gerçekten öyle. Ama sonuçta şey yani. Ya hamuru zaten anlarsınız hani tokluğunu. O tok hale gelene kadar galeta koydum. Yaklaşık 2 kaşık da un koydum ben içine. Böyle karıştırdım. Ve galetaya bandım. Hepsi var. Ya. Sen ne böyle yapıyorsun? Tamam yiyelim o hadi zaman. Hadi gelelim. O zaman Merve şefim senin mutfaktan alalım. Evet. Mutfaktan alalım. Ellerine kollarına sağlık. Afiyet olsun. Bence görüntüsü çok güzel, tadı da eminim çok güzel olmuş. Bence de. Bir çıtır patatesimiz eksik. Onu da artık başka severim. Olsun. Ben biraz sobaya odun atayım. Ondan evet evet birazcık yiyelim. Isınsın. Tamam. O zaman yeni videoda görüşürüz diyelim. Tamam. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ne izleyelim? Şey izleyelim ya, dediğim gibi ilk bölüm bitirmiştik ya. Harry. Harry ve Meghan. Harry. Evet. Evet. Olur. Açalım o zaman. Ben sana bir şey diyeyim mi? Normal hamburger halt etmiş. Çok güzel. Şu an hiçbir şey izlemeyip sadece bunu yemek istiyorum odaklı olarak. İlk yediği yapmışız bu arada. Bu mümkün değil, beni kesmez. Çok yedim, çok yedim, çok yedim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Çok güzeldi çok ya. Çok güzeldi, çok. Tebrik ediyorum ikimizi de. Müthiş iş çıkarttın. O sana hamburgeri yemeyecekti. Evet. Artı bir daha olsaydı ben yerdim. Of, evet, o kadar güzeldi gerçekten. Bunun üzerine çay gider. Evet. Ben bir çay demleyeyim o zaman. Tamam, hadi o zaman. Ben de yatağı açayım. Tamam. Zaten bir şey söyleyeyim mi? O kadar yedik ki hani çayı içip muhtemelen 3. 4. dakikasında hoşçakal evet. olur. Şu hortum işini de çözelim. Bahçık gitti.